Merhaba arkadaşlar, bu videomda size kendi kullanmış olduğum CBR250'yi tanıtmaya çalışacağım. Motorum sıfır aldım, 2014 model. Yaklaşık bir 4600 kilometrelerde falan sanırım. Hatta hemen şuradan moda basarsak toplam 4514 kilometrede. Şimdi de trip 300 km, 299.8'de 300 km. En son yakıt aldığımdan bu yana, yani 50 liralık bir yakıt almıştım. Zaten deposu da 50 lirayla doluyor ağzına kadar. İşte 300 km gitti. Yanıp sönüyor ışık. Bir tahminimce 50 km daha gider. Çünkü ışık yanıp sönmeye başladıktan sonra bir 3,5-4 litrelik bir yakıt kalıyor içinde. Bu da işte 3,5 litre yaksa bir 100 kilometrelik yol götürür sizi. Bu sol çift farlı model 2014 yeni kasa. Sol farım sürekli yanıyor. Bu kontağı çalıştırdığından sağda uzun uzunları yakıp söndürebiliyorsunuz. Bunlar da park şeyi diye geçiyor. Gece önden çok güzel bir görüntü sergiliyor. Burada sinyal lambalarım var. Bunlar tabi dışa çıkıntılı olduğu için motoru eğer ki yanlışlıkla yatırırsanız, olduğu yerde bile yatırırsanız onlar kırılıyor. Onlar çok hoşuma gitmiyor benim, o yüzden yeni başlayacaklar için bir far, muhakkak sinyal, far diyorum, sinyal alacaklar ilk başta. Arka stop lambası, arka sinyaller de böyle. Bunlar da motoru yatırdığınızda kırılmaya çok müsait. Sağ taraf bir nebze de, sol taraf muhakkak sıkıntı olabilir. Ayaklıklar, ben arka ayaklıkları da açık geziyorum. Eğer motoru yanlışlıkla düşürürsem en azından bazı şeyler sağlam kalsın. Onları takoz niyetine kullanıyorum bir nebze. Motor, işte ön kafa tasarımı ben oldukça beğeniyorum. Hani fotoğraflarda çok güzel durmuyor ama, fotojenik bir motor değil ama gerçekte çok güzel. Burası sağlam. 2013 modellerindeki gibi değil. Aynalar çok güzel gösteriyor ama yani ayarı bir kere kaçırınca bir daha işte kapandıktan sonra kendi ayarla tekrar açılmıyor. Kawasaki'de falan vardı. O çok hoşuma gitmişti, o özelliği. Debriyaj manetim çok yumuşak. Fren manetim hissiyatlı. Frene basarken hani o hissi veriyor, tekerleğin yavaşlama ya da kilitlenme hissiyatını veriyor. Lastikler iğrece. Lastikler kötü. O yüzden yeni alacak arkadaşlar varsa lastikleri hemen değiştirsinler. Fren güzel demiştim. Ön tekerleğim kötü olduğu için hani çok fazla dozajlama yaptığında ön tekerleği kilitleyebiliyor. Arka tekerlek zaten, arka fren de iyi ama lastikten sanırım hani biraz fazla dozajlayınca arka lastiğimizi hemen kilitliyor. Kaymaya başlıyorsunuz. Arka fren o yüzden çok sağlıklı olmayacak yorumum. Amortisör ayarı var. Ön yükleme ayarı. Buradan şuradan bir tane aleti var motorla verilen. Onu buraya takıp bu ayarı arttırabiliyorsun, sertleştirebiliyorsun. İşte 1 ile 5 kademe sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. 5. kademeye geldiğinizde çok sert oluyor. Motorun arkası birazcık sertleşiyor yolda giderken. Ön tarafa birazcık daha baskı oluyor. Bu da güzelliği şu, ön tarafa fren yapınca hani o amortisörün kapanma süresi birazcık kısalıyor, daha iyi fren oluyor ve daha iyi yol tutuş oluyor çünkü üstündeki lastikler çok iyi değil. Tabi dezavantajı da çukurlardan geçerken birazcık sert oluyor. Tabi bunu isteğe bağlı olarak değiştirebiliyorsunuz kitapçıktan bakarak. Ayaklıklar titreşimi kesecek şekilde lastikli, arkada lastikli. Keza böyle. Vites geçişleri çok güzel. Kemikli. Hani vites göstergesi yok, bildiğiniz gibi araştırdıysanız biraz bu motoru. Ama vitesi geçirdiğinizi vesaireyi çok net hissedebiliyorsunuz. O açıdan hani vites göstergesi olmasa da çok sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Kontroller çok kaliteli. Kaliteli bir hissiyatı var. Hani gidonla bir bütünleşik bir havası var.
O yüzden ben beğeniyorum, bir KTM'deki gibi bir böyle hani sonradan yerleştirmişler havası yok, tuşlar vesaire konumları filan çok güzel, yerli yerinde bence. Şu korna ile sinyalin yeri son nesilde değiştirilmiş, yani bu değişik model anladığım kadarıyla, tam bilmiyorum ama ben alıştım, çok rahat ediyorum, bir sıkıntısı yok. İşte gösterge saati gösteriyor. Sağ taraf dereceyi gösteriyor. Sol taraf yakıt durumunu gösteriyor. Analog bir devir saati var. Sinyal burada gösteriyor vesaire. Uzunu burada gösteriyor. Yağ pompasını açtığınızda vesaire test ediyor. Böyle anahtar işte buraya takıyorsun. Gidon kilitleme vesairesi var. Sedesi şu ana kadar kullandığım motorla içinde en rahat olanı, dolgulu, çok rahat eder poponuz kesinlikle. Arka sede zira öyle, artçı da oldum bu motorda. Ben çok rahat ettim. Tutunma yeri zaten burada gördüğünüz gibi. O bakımdan da rahat oturuş sağlıyor. Ama arkada oturan buraya biraz titreşim geliyor. O yüzden eli çabuk uyuşabiliyor. Eğer bir top kes çanta falan takarsanız arkadaki siz motor sürerken uyuyabilir. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Motorun eksi yönlerine gelecek olursam. Birincisi zaten benzin kapağı. Bunu söylemeye gerek yok ama hani ben bunu çok dert etmiyorum zaten. Yakıt alırken bir en fazla taş patlasın, bir dakika elinizde tutarsınız ya da motorunuzun bir yerine koyarsınız. İkincisi şuradan bagajı açılıyor, işte takıyorsun, pıt yapıyor, atıyor. Bu bagajda hiç yer yok neredeyse. Hani bu tüm motorlarda böyle, hani bazılarımız için sıkıntı olabilir, benim için sıkıntı değil. Sonra ayak koyma yerlerimiz, ayakların denk geldiği, yani paçalarımıza ya da ayakkabının sürttüğü yerler zamanla aşınıyor. Hani şu parlaklığını kaybediyor. Görüyorsunuz buralar aşınmış. Çok güzel durmuyor. Eğer bol bol artçı alıyorsanız buralar da zamanla parlaklığını yitiriyor. Keza yine böyle bu tarafta böyle gitmiş parlaklığı, bakın şuradan daha iyi. Kamera çekiyorsa şuradan daha iyi görürsünüz. Burası mat, burası parlamış. Buraya da keza işte ayak gelirse öyle oluyor. Çamurluk işe yarıyor. Ama yine de burası biraz boşta olduğu için buradan arkaya çamur atıyor. Siz tek sürdüğünüzde hani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama arkanıza bir artçı alırsanız artçınızın sırtı komple çamur oluyor. Öyle bir sıkıntısı var. Egzoz, ben 5000 kilometre oldu. Normalde egzozum şöyle parlaktı, beyaz, gerçi biraz kirlenmiş ama çok belli olmuyor. Böyle beyaz parlaktı. Zaman geçtikçe sararıyor. Herhalde bu sıcaktan bu metal alüminyum yüzey sararmaya başlıyor. O kötü. Onun haricinde plastikleri vesaire oldukça sağlam. Herhangi bir oynama, herhangi bir hiçbir şey yapmıyor. Ses çıkarmıyor yolda giderken. Yani kötü bir tarafı, 5000 kilometredir kullanıyorum. Kötü bir tarafını ben işte anlattığım kadarıyla, onun haricinde kötü bir özelliği yok. Yani ayaklık biraz uzun, motor dik duruyor çoğu zaman. Hani hafif bir eğimli yerde motoru park etmek istediğin motor dik kalıyor. Yani öbür sağ tarafa devrilme riski çok yüksek. O yüzden park ederken bazen zorlanıyorum. Hani başka yerlere gitmek zorunda kalıyorum ayaklığı uzun olduğu için. Oturuş pozisyonu çok rahat. İşte şöyle tam birazcık parmak ucunuza basınca otomatikman depoyla motosikleti tutuyorsunuz. Şöyle çok rahat bir kullanım pozisyonu var. Hiç zorlanmadan herkes kullanabilirse de yüksekliği zaten yeterince iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok rahat kullanırsınız. Şehirde çok rahat edeceğiniz bir motor. Hani belim ağrıdı, şöyle oldu, böyle oldu kesinlikle demezsiniz. Çok rahat edersiniz. Uzun yolda da şöyle bir handikapı var. Sonuçta bu spor temelli bir makine.
İşte uzun yolda bir 2 saatlik sürüşe gittim. 200 kilometre falan yol yaptım. Orada birazcık oturuş pozisyonundan dolayı bir rahatsızlık veriyor ama kesinlikle bu hissedilebilir düzeyde değil. Hani çok sıkıntı yapmıyor. Tabi uzun yol yapacaksınız. Bunun için zaten motosikletler vesaire var. Seles'i çok rahat söylemiştim zaten. Başka hani genel olarak böyle herhangi bir başka bir sıkıntısı yok. 5000 kilometreden 5000 kilometredir kullanıyorum. Herhangi ben olumsuz bir tarafını görmedim. Zaten hemen inceleme ya da motorumu tanıtma ile ilgili video çekmememin sebebi bu. Ben bir süreyim, 5000 kilometre işte kaç bin kilometre ise bir yol yapayım. Eksi bir sıkıntısı varsa size anlatayım. Arkadaşlar işte hemen basınca geçtiğini anlıyorsunuz zaten. Kıt yapıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Şimdi altın elbiseli adam bir şeylerden bahsetmişti. İşte 4-5 tane 250'lik motoru toplayıp bir video çekmişti. Ben de bu video ile ilgili birkaç bir şey soracağım. Evet, 250 CBR 250 diğer Japon motorlardan biraz yavaş olabilir. Ama düşünecek olursak bu motoru ben 0-100 km'ye yaklaşık 6,5 saniyede çıkartabiliyorum. 6,5 saniyede bu motorlar için çok ciddi bir süre. Hiç motor tecrübesi olmayan ya da ilk defa motor kullanacak arkadaşlar için çok hızlı bir motor aslında. Ama aynı zamanda kullanışlı, çok rahat, ergonomik. Hani yağını suyunu koyduğun sürece sizi yolda bırakmayacak bir motor. Benim bu motoru tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biri Honda olması. Parçalarının diğer motorlara göre ucuz olması, bulunabilir olması, servisinin her yerde adım başı olması ve malının arkasında duran son derece ilgili bir motosiklet üreticisi olması nedeniyle ben CBR 250'yi seçtim. Hatta geçenlerde mesaj geldi. Marş rolesinin değişmesi gerekiyormuş. Bu tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama elektrik aksamıyla ilgili bir parça sanırım. İşte gittik 10 dakikada değiştirdiler. Motoru tekrar bize iade ettiler. O yüzden Honda her zaman malının arkasında duran bir üretici oldu. Ve kullanışlı, rahat. Hani Honda, kafam rahat. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. Şeyden bahsediyordum. Yeni başlayacak arkadaşlar yavaş daha iyisi vesaire var. Motor çok dengeli. Hani bisiklet kullanan bir insan bu vites olayını çözerse çok rahatlıkla kullanır. Çok dengeli. Virajları çok iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. İşte R25 vesaire kullanmadım ama o da çok güçlü bir motor olduğunu söylüyorlar. Hani yeni başlayacak için şu CBR 250 bile o kadar çok güçlü makine ki R25'i çok fazla ben yeni başlayacaklar için öneremiyorum o yüzden. Aklınızda CBR 250 almak ya da seçenekleriniz arasında varsa düşünmeden gidip inceleyin. En azından tercihleriniz arasında öne çıkartın. Öne çıkar. Yani sizin almak için önemli sebepler bulun kendinize. Yani şu modeli almak için buna ihtiyacım var gibisinden. R25 almak için hızlı gideceğim mesela diyorsanız alırsınız ama tecrübeniz yoksa ilk defa motor kullanmaya başlayacaksanız R25'i ben önermiyorum. Çok güçlü sınıfına göre bence çok güçlü kalan bir makine. İşte 100-150 cc'den sonra geçilebilir. Yani CBR 250 genel hatlarıyla böyle. Bir de şu var. CBR 250 ikinci el piyasası da çok hareketli. Satmaya kalktığınızda çok rahat elden çıkarabilirsiniz, edebilirsiniz. Bunu da göz önünde bulundurun. Bu videomda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
Arkadaşlar diğer videolarıma göz atın, beğenin, yorumlar atın. Yanlışımız varsa bizi düzeltin, beni düzeltin. Memnun olurum. Kanalıma abone olun. Siz abone oldukça, sayı arttıkça, beğenen oldukça ben mutlu oluyorum. Yani yaptığım iş en azından güzel demek. İnsanlar beğeniyor, ediyor. Ben bu işe devam edeyim diyorum. O yüzden önerileriniz, yorumlarınız benim için önemli. Her zaman dikkatli olun. Ruh halimiz motosiklet kullanırken çok önemli. İçkili ya da sinirli, kızgın, çok üzgünken motor kullanmamaya çalışalım. Herhangi bir kazadan vesaireden kaçınalım. Mümkün olduğunca dikkatli olalım yollarda. Başkalarının hatalarını önceden görmeye çalışalım. Onları hata yapsalar dahi kendimizi emniyete güvene alalım. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin yollarda. Hoşça kalın.